Hayat size tokat atarsa siz ona su şişesi atın. Bana inanmıyorsanız Bey abiye bakın. Ne güzel sorunu su şişesiyle çözmüş. Her şeyin başı su diye boşuna demiyorlarmış. Yani. Size başından beri zeka ve üşengeçlik arasında bir paralellik olduğunu anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar, biliyorsunuz. Bu seferki benim bile öngörülerimin üzerinde. O yüzden yorumu size bırakıyorum tamamen. Bakın mesela bu harika bir fikir. Boşuna öyle afilli peçetelere para vermenize gerek yok. Gayet de kullanışlı gördüğünüz gibi. O değil de o peçeteyi oraya nasıl sokmuşlar? Arkadaki klavyeden anladığımız kadarıyla üşengeçliğin vücuda nüfuz etmesi sonucu arkadaşın beyin fonksiyonları %100'e çıkmış ve ortaya bu tasarımı koymuş. Bence gayet başarılı. Uyumak için karanlık bir ortam gerekli. O konuda hepimiz hemfikiriz. Ama her zaman bulamıyoruz karanlığı ne yazık ki. Dememek lazım. Bakın hanım ablaya, saçlarıyla çözmüş problemi. Bu arabanın sahibi arabasına artistik bir imaj kazandırmak istemiş ve arkasına kanat takmış. Buraya kadar her şey normal. Ama Bey abi pencere korkuluğundan söktüğü parçalarla monte etmiş kanadı arabaya. Bu karedeki yaratıcı fikri ancak çok ince bakanlar görebilir arkadaşlar. Bir kardeşimiz evinin kokusunu pek beğenmeyince ıslak mendilleri fana yapıştırarak çözmüş bu sorunu. Denemek lazım. Şu Pringles'ı yemek gerçekten dert. Tasarımında hata var bir kere. O yüzden en diptekileri kırmadan yiyebilmek için böyle ufak dokunuşlar yapmak gerekiyor. Bir diğer dertlerden bir tanesi de kavanozların dibindeki sosları ya da reçelleri çıkarmak. Bu arada bu düzeneyi kuran arkadaş bu bir tuzağa işine girse eminim kısa sürede yıldızı parlar. Her şeyi anlarım da vites topuzunu samuray kılıcı kabzasıyla modifiye etmek nedir arkadaş? Biri bana açıklasın lütfen. Acaba kendileri Türkiye ya da Japonya'da yaşıyor olabilir mi? Öyle anlar vardır ki etrafınıza şöylece bakar, bir çubuğu cam şişeye güzelce bantlar ve çivinizi onunla çakarsınız. Heh, işte bu o anlardan biri diyeceğim de. Boşverin ya, ben bir şey demeyeyim en iyisi. İnsanlara bir şeyler yaptırmak istiyorsanız gerçekten biraz zihninizi zorlamalısınız. Bakın mesela panoya hangi Justin yazmışlar ve insanların izmaritlerini yere atmalarına büyük ölçüde engel olmuşlar. Fikrin sahibini yürekten tebrik ediyorum. Yahu hanım abla, tamam topukluya çözüm bulmuşsun da acaba sen bu hareketinle bir çocuğun hayal dünyasını yerle bir etmiş olabilir misin? Her şey bir yana, kadın bildiğin dinozorların sırtına binmiş. Bandı ilk kim buldu bilmiyorum ama bence ateşten sonraki en büyük keşif olabilir. Bantla çözülemeyecek mesele yoktur. Ahan bu da örneği size. Adam patlak tekeri bile bantla onarmış. Helal olsun valla. Bu gördükleriniz tortilla kaplar arkadaşlar. Bir çeşit ekmek yani. Üşengeçlikte yüksek levelli bir arkadaş tüm yemeklerini bu kaplarda yiyerek bulaşık sorununu tamamen ortadan kaldırmış. Aklınızda bulunsun. Bu gördüğünüz düzenek de yine üst levelli birinin eseri olmalı. Çünkü çok ince tasarlanmış. Islanan ayakkabılarınızı hemen kurutmak için sisteme fön makinenizi bağlamanız yeterli gördüğünüz gibi. Bence tüm cam silecekleri bulaşık süngeri formunda olmalı. Fikrinin önde gelen savunucularından biri olan bu Bey abi, herkese örnek olsun diye kendi arabasında ilk denemelerini yapmış bile. Isıtıcılarla üretebileceğiniz o kadar fazla kombinasyon var ki aklınız şaşar. Bakın mesela bu Bey abi de pizza işine girmiş ütüyle. Evvela genel geçer kavramları bir köşeye bırakmak lazım. Bakın bu kardeşimize, icabında sağanak yağış altında da mangal yapılabileceğini gayet güzel şekilde ispatlamış herkese. Ve son olarak bu düzeneyi kuran arkadaşın zekasına cidden saygı duyduğumu belirtmek isterim arkadaşlar. Çünkü tabletin ekranı küçük diye video kamerayla canlı olarak tableti çekip televizyona yansıtmış. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma da abone olabilirsiniz. Beni Instagram'dan da takip ederseniz çok sevinirim. Yeni bir videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.